Tatlılara bayılıyorum. Çok lezzetli. Neler oluyor burada? Okulda tatlı yasak. Biraz kabaca değil miydi? Tatlıları daha iyi saklamamız gerekecek. Bir şeyler düşünürüz. Yarına. Yes. Olur mu? Ah, umarım fark etmez. Günaydın Minji. Çok ilginç küpelerin var. Ah, büyük annem onları Paris'ten aldı. Peki ya kolye? Büyük babam bu kolyeyi Milano'dan getirdi. Çok güzelmiş. Teşekkürler. Günaydın Ozan. Yine kulaklığını takmışsın. Yerine geç tatlım. Tamam. Kayhan, sende bir sorun mu var? Hayır. Yani okul kurallarını çiğnediğini düşünmüyor musun? Yani evet. Tatlı getirmek yasak. Tatlı getiremedim. Bakın şekersiz, şekersiz, şekersiz. Bakın şekersiz, şekersiz. Kayhan, sana haberlerim var. Evet Yıldız Hocam. Sınıfa giremezsin. Dışarı çık. Bunu nasıl anladı? Ya ucuz atlattık. Fark etmedi. Teşekkürler büyük baba. Ve sana da büyük anne. Ozan bana saatin kaç olduğunu söyler misin? Tabii ki. Üç on beş. Teşekkürler. Böyle mi? Yoksa böyle mi? Nutella'yı nereye saklayabilirim? Minji, şuna bir baksana. Tayhan, sen bir dahisin. Bu olağanüstü, çok güzel. Ben bir dahiyim. Tamam, başlıyoruz. Hanginiz bana ampere yasasını söyleyebilir? Ben cevap verebilirim. Lütfen Ozan, cevap ver. Evet, yasa şunu belirtiyor. Matkap bu konumda durduğunda konu ve yüklem ve sonra bir ikizkenar üçgen oluşturuyorlar. Sülfürik asidin salınmasına neden olan şey ise H2SO4. Merhaba Minji. Minji kim? Ben Karanlıklar Lord'u. O zaman bu da ne? Ölüler kitabı mı? Bu kitap Tatlılar kitabı. İster misin? Al bakalım. Hadi. Pekala, sen de al. Teşekkürler. Rica ederim. Derse başlayalım. Minji, ne okuyorsun? En sevdiğim yazar William Shakespeare'in Otello'sunu okuyorum. Ne kadar ilginç. Tahtaya gel ve bize bu eserden bahset. Tamam. Otello bir keresinde Iron Man'i ziyarete gitmiş ve orada Spider-Man'le tanışmışlar. Spider-Man de Desdemona ile takılıyormuş ve sonra dünyayı birlikte kurtarmaya karar vermişler. Kurtarmışlar. Ne? Minji, neler oluyor? Sadece aynı anda 3 kitap okuyorum ve kafamda biraz karıştılar. Ah, anlıyorum. Dikkatlice oku. Otur lütfen.
Yıldız Hoca'dan şeker saklamak neredeyse imkansız. Evet, eğer müdür olsaydım beni asla kontrol etmezdi. Bu dahice. Hemen geri geleceğim. Nereye gitti ya şimdi? Zelda, hayalin gerçek olacak. Tebrikler. Müdür olacaksın. Her türlü şekeri gizlice sokabilmem için mi? Harika. Tamam, mükemmel. Hazır. Harika. Harika olan nedir? Sınıfa geri dönün. Yürüt etmek imkansız. Evet, Melda hocam. İyi şanslar Selda. Hı hı. Keşke onun yerinde ben olsaydım. Bir sonraki müdür sen olacaksın. Yıldız Hanım, günaydın. Günaydın Melda Hanım. Evet. Çok endişelerim var. Sakin ol. Sadece kendim olmam lazım. Melda Hoca ol. Evet. Tamam, gidiyorum. Gidiyorum. Melda Hanım. Merhaba. Merhaba Yıldız Hanım. Az önce selamlaşmıştık. Öyle mi? Hatırlamıyorum ya. Bu arada umarım öğrencilerin okula şeker sokmadığından emin oluyorsunuzdur. Tabii ki Melda Hanım. Günaydın Yıldız Hanım. Melda Hanım. Pek iyi hissettirmiyor. Doktor randevusu almam gerekiyor. Bu harikaydı değil mi? Alo, göz muayenesi için randevu almak istiyordum. Evet. Sizi sonra arayacağım. Sizler en kötü kural tanımazlarsınız. Herkes müdürün odasına. Ne yapıyorsun? Beni rahat bırak. Bu da ne? Ozan, kendi işine bak. O neydi şimdi? Hiçbir şey. Benim bir şeyim var. Bak bende ne var. Vay canına. Makas. Bu çikolatadan bir makas. Ne? Yıldız Hoca yakında burada olacak. Buraya geldiğinde onu saklarım. Dikkatli olmalısın Ozan. Biraz ister misin? Benim için endişelenme. Vay canına. Yani demek sen de... Ben de düşündüm ki ve sen... Anladım. Evet. Günaydın çocuklar. Vay canına. Bu da ne? Ona dokunma. Deneyler için metalik bir reaktif. Aurum altın demek. Kimyasal elementlerin periyodik tablosunun 11. grubunun 6. periyodunda. Notlarınızı açın ve söylediğim her şeyi yazın. Altın, cevherleri farklı asitlerle işleyerek elde edilir. Sarı renkli asil bir metaldir. Yazın çocuklar, yazın. Sıradaki biyoloji dersi iptal edildi. Bir kimya dersimiz daha olacak. Tamam, bu dersin konusu felsefe. Bu özel bir bilgi biçimi. Gerçekliğin genel özellikleri, kavramları ve ilkeleri hakkında bir sistem. Yüzyıllardır felsefenin görevleri, hem dünyanın ve toplumun gelişiminin evrensel yasalarının incelenmesi, hem de biliş ve düşünme sürecinin incelenmesi için. Neden sınıfta uyuyoruz Kayhan?
Yıldız Hocam, bugün dünyasında felsefeye kimin ihtiyacı var yani? Felsefe çok ilginç bir bilimdir. Ve filozoflar her zaman çok saygın insanlar olmuşlardır. Çünkü gerçeği bilirler. Neyse, devam edelim. Saygın insanlar, ha? Bir fikrim var. Neymiş o? Yarın öğrenirsin. Günaydın Yıldız Hocam. Günaydın çocuklar. Günaydın. Oturun lütfen. Merhaba, yardımcı olabilir miyim? Kayhan, bu sen misin? Evet, benim Yıldız Hocam. Neyin var senin? Bu kılığın da ne? Gerçeği öğrendim. Gölge ışığın yokluğudur. Soğuk, sıcaklığın olmamasıdır. Ve nefret, sevginin olmamasıdır. Kayhan, yerine geç. Ders başlamak üzere. Kayhan, ne oluyor? Yani bütün felsefeyi anladın mı yani? Tabii ki. Al sen de bak. Teşekkürler üstad. Ben de bir tane istiyorum. Al bakalım. Pamuk şeker. Felsefeyi çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Aa, biraz tatlıyı istiyorum. Evet, çok canım istiyor. Çocuklar, harika bir fikrim var. Bugün doğum günüm. İyi misin sen? Doğum günüm bir hafta önceydi. Ama Yıldız Hoca bunu bilmiyor. Bunun bize ne faydası var? Ne demek ne faydası var? Bir doğum günü partisinde genellikle ne yersiniz? İşte öyle. Pizza mı? Tatlı bir pizza. Vay canına. Vay be. Ama hepsi bu kadar da değil. Ne var başka? Sushi ve meyve mi? Bunlar da tatlılar. Nasıl? Bu doğru olamaz. Ne? Sen bir dahisin. Güzel. Evet. Vay canına. Neler oluyor burada? Bugün benim doğum günüm. Kayhan, kutlu olsun. Bir dilim pizza çok isterdim. Kayhan! Tatlılar yasak. Günaydın Yıldız Hocam. Günaydın Selda. Yanında tatlı var mı? Hayır, onlar yasak. Unutma. Sırt çantan lütfen. Tamam, sınıfa geçebilirsin. Kayhan, günaydın. Günaydın Yıldız Hocam. Ben çok temizim. Anlıyorum. İçeri gel lütfen. Merhaba Yıldız Hanım. Günaydın Ozan. Her zamanki gibi şeker getirmeye mi çalışıyorsun? Hayır Yıldız Hocam, hayır. Hiçbir şey yok. Şapkanı çıkar. Oh. Ozan, okul kurallarını en çok çiğneyen öğrencisin. Bir daha olmayacak Yıldız Hocam. Lütfen özür dilerim. Dur. Şimdi ne oldu? Kaykayına el koyuyorum. Sadece tatlıların yasak olduğunu söylemiştiniz. Kaykaylar da yasak. İçeri geç. Aa. Bu güzel bir kaykay. Aa. Bir dahaki sefere onu müdüre göndereceğim. Mükemmel. Yıldız Hocam, her şey yolunda mı? Sadece tatlı bir şeyin olup olmadığını kontrol ediyorum. Hayır, hiçbir şeyim yok. Selda, evet Yıldız Hocam. Sende ne var? Sadece makyajımı düzeltiyorum.
Harika. Güzellik bakımlarını ders başlamadan önce bitir. Hı hı. Ozan bak. Vay canına. Benim için bir şey var mı? Al bakalım. Teşekkürler. Bu ses de ne? Ben de tadına bakabilir miyim? Nasıl? Çok lezzetliymiş. Lakers'ın kazandığına inanabiliyor musun? Hey, uzun lafın kısası sakladım. Hadi gidelim. Biz de hazırız. Yes. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Sıraya girin. Tamam Yıldız Hocam. Sizi tatlı dedektörüyle kontrol edeceğim. Minji, hadi gel. Kurnazca. Aa. İçeri geç. Sıradaki. Ozan. Kayhan. Neden hepsini vermiyorsun? Yıldız Hocam, hiçbir şeyim yok. İçeri gel. Beklemezdim. Aferin. Öğreniyor. Bu hiç acil değil. Sadece tatlı yemek istiyoruz. Çok açım. En iyi kimmiş? Benim işte. Tatlıları gizlice içeriye sokabildim. Nasıl yani? Onları önceden yiyip midende taşıyarak mı? Folyo içerisinde taşıdım. Yıldız Hoca'nın dedektörü folyo üzerinde çalışmıyor. Çok havalı. O zaman bizimle paylaş. Evet. Bana teşekkür etmeyin. Derse başlayalım. Notlarınızı açın. Tamam Yıldız Hocam. Ozan kalem yok. Paylaşabilir misin? Tabii Minci. Al bakalım. Hey. Tesadüfe bak. Benim kalemim de yazmıyor. Anlaşıldı. Al bakalım şunu. Tamam. Hipotenüsün karesi dik kenarların karelerinin toplamına eşittir. Aa, hata oldu. Onu nasıl sileceğim? Silgi? Hayır hayır. Marshmallow mu? Anladınız mı? Ozan, orada ne var? Ozan, bana notları göster. Neden yazmıyorsun? Kalemim bitti. Aa, işte benimkini al. Teşekkürler Yıldız Hocam. Yalnız hocadan çok sıkıldım. Her şey yasak. Şeker yok, tatlı yok, hiçbir şey yok. Bir şey düşünmemiz gerekecek. Hiç tatlın kaldı mı? Yani sadece bunlar... Harika. Bu işe yarar. Ne yapacağımı biliyorum. Pekala. Haritada Güney Amerika ve Kuzey Amerika'nın büyük şehirlerini işaretledik. Ve öğretmen bizi tahtaya çağıracak. Ve bizim de... kopyalarımız olacak. Aa. Tatlılarımız olacak. Dersin konusu Kuzey Amerika ve Güney Amerika şehirleri. Kim gelip cevap vermek ister? Ben Yıldız lütfen, Hocam. Ben lütfen. Şşş, herkesin cevap vermek için zamanı olacak. Minji lütfen. Ben hazırım Yıldız Hocam. Minji, ABD ve Kanada'nın başkentlerini göster ve isimlerini söyle. Washington DC. Ve Ottawa. İşte. Aferin. Otur lütfen. Kayhan buraya gel lütfen. Bana Brezilya ve Kolombiya'nın başkentlerini göster. Texas ve Denver mı? Hayır. Florida ve Meksiko City mi? Hayır.
Lima ve Santiago. Hayır. Bogota ve Brezilya mı? Evet. Kayhan, neler oluyor? Sparta, Yunanistan'da Evratos Nehri'nin sağ kıyısında, İnos'un birleştiği yerin altında, Lakonya'nın güneydoğusunda bir şehirdi. Antik çağda Sparta, Antik Yunan Devleti'nin iki baskın kentinden biriydi. Tüm Antik Yunan dünyasının kaderini takip eden Sparta, Roma tarafından fethedildi. Orta çağda eski ihtişamını kaybetti ve Mistra... Ozan! Derste bahsettiğim tüm şehirleri yaz. Ozan, tahtaya gel lütfen. Şimdi beni ne kadar dikkatle dinlediğini görelim. Ozan, tebeşir mi yiyorsun? Çok acıktım. Kalsiyum eksikliğim var. Ozan, okul tebeşirinde kalsiyum yok. Al bakalım. Ah, yine de yerine geç. Evet. Öyleyse devam edelim. Bir efsane var. Tebrikler. Marshmallow hilesi harika. Saygılar. Ders bitti. Görüşürüz. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. Sonunda. Sonunda tatlılarımız huzur içerisinde yiyebiliriz. Ah, sonunda. Harika.